Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdiki dersimizde it's a long story ifadesini işleyeceğiz. Bu ifade bu çok uzun bir hikaye, anlatması çok uzun sürer anlamına geliyor. I know you want to know what happened, but it's a long story. Senin neler olduğunu öğrenmek istediğini biliyorum. Ama bu çok uzun hikaye. Bunu anlatmak çok uzun sürer. It's a long story about what happened between us. Bizim aramızda yaşananlar uzun hikaye. We used to be friends, but it's a long story. Biz önceden arkadaştık. Ama bu çok uzun bir hikaye. Anlatması çok uzun sürer. Hey, there is Tim. Didn't you guys used to be good friends? Hey. Bakın. Tim orada. Siz ikiniz iyi arkadaş değil miydiniz? Yes, we were friends a few years ago, but not anymore. Evet, biz önceden birkaç yıl öncesinde iyi arkadaştık ama artık değiliz. Why, what happened? Neden? Ne oldu? Ne oldu ki? It's a long story. Çok uzun hikaye, boş ver. Aynı zamanda it's a long story yerine it's hard to explain. İşte anlatması zor, anlatması çok uzun sürer. Ya da it will take a while to explain şeklinde anlatması uzun sürer şeklinde cümle kurabiliriz. Hepsi aynı anlama gelir. It's a long story. It's hard to explain. It will take a while to explain. Şimdi tüm cümlelerimizi tekrar edelim. I know you want to know what happened, but it's a long story. It's a long story about what happened between us. We used to be friends, but it's a long story. Hey, there's Tim. Didn't you guys used to be good friends? Yes, we were friends a few years ago, but not anymore. Why? What happened? It's a long story. It's hard to explain. It will take a while to explain. Evet, bu şekilde. Çok uzun hikaye, anlatması çok uzun derken anlatmak istemediğimiz şeyler için bu kelimeyi kullanabiliriz. Evet, bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.